Merhaba sevgili dostlar, ben Mahir Selim. Bugün 26 Aralık Cumartesi 2020 ve filament inceleme video serimize bugün yeni bir video daha ekliyoruz. Ve konuğum olan firma bu kez Roboblock firması olacak. Firma bana sağ olsun 2 adet PLA ürünü yolladı. Bunlardan bir tanesi beyaz renkli, bir tanesi turuncu renkli, ikişer kiloluk paketler geldi elime. Bu sefer videonun kısa olmasına özen göstereceğim. Sizin tavsiyeleriniz ve önerileriniz üzerine. Hemen hızlı incelemeyi bitirip videonun olabildiğince kısa olmasına özen göstereceğim. Şimdi öncelikle paketleme konusundan hemen incelememize başlayalım isterseniz. Paketler elime kutulu ve tabii ki makaralarda vakumlu poşetiyle ulaştı. Paketleme konusunda her şey olması gerektiği gibi bu konuda söyleyecek söz yok. Kutuların içinden 2 adet not çıktı. Bu notlardan birinde Roboblock firmasının adresi, iletişim bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi, teknik servisi, kolay iade seçenekleri varmış. Ücretsiz ve hızlı kargosu varmış. Kargolar ücretsiz. Böyle bir kart çıktı. Öteki kartımızda ise lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Siz değerli müşterilerimizin her türlü öneri ve tavsiyelerine açığız diyor. Ne kadar güzel. Eleştirilere açık bir firma. Her firmada ne yazık ki bu esnekliği, bu anlayışı göremiyoruz. Bu açıdan kendilerini tebrik ediyorum. Evet. Onun dışında tabii ki makaramızı görüyoruz. Makaramız çok beğendim bunu. Çünkü saydam bir makaraları var. Yani ne kadar filamentiniz kaldığını her an görebiliyorsunuz rahatlıkla. Ekstra bir çaba göstermeden. Güzel, dayanıklı bir makaraları var. Makaranın üzerinde tabii ki basın bilgileri, işte ürünün türü, nevi, nozul, tablo sıcaklıkları, çap bilgisi vesaire hepsi olması gerektiği gibi yazıyor. Kutu üzerinde de aynı şekilde aynı etiketi görmek mümkün. Tabii ki silika jel de çıkıyor kutuların içinden. Kutu içeriği bu şekilde. Bu arada her videoda belirtmiyorum ama bu yerli bir firmanın ürünü. Yani menşei Türkiye olan bir ürün. Bunu her videoda söylemiyorum. Yabancı menşeili bir ürün incelediğimde bunu ekstradan belirtmiş olacağım. Belirtmediğim takdirde bilin ki bizim kendi firmalarımızın, kendi ülkemizin ürettiği bir ürünü inceliyorumdur. Hemen kısaca filamentin dokusuna değinecek olursak, sizin de videodan görebileceğiniz gibi yapısı itibariyle mat ve pürüzsüz bir yüzeyi olduğunu söyleyebilirim filamentin. Ben farklı noktalardan o yaklaşık 10 ölçüm yaptım ve bunların ortalamasını aldım. Filament çapı olarak 1.71 milimetre değerini aldığımı söyleyebilirim çap bilgisi olarak. Bu sefer daha evvel paylaşmadığım 1-2 bilgi paylaşacağım sizlerle. Aslında ben bunları daha evvel de yapıyordum fakat benim yazıcım için ideal olan sıcaklık, baskı sıcaklığı sizin yazıcınız için ideal olmayabilir. Farklı bir derecede çıktı almanız sizin için daha iyi olabilir. O açıdan paylaşmıyordum ama yorumlarınızdan yola çıkarak bunların da paylaşmanın artık gerekli olduğunu düşünüyorum. Fakat sizin için en hayırlısı tabii ki benim izlediğim yolu takip ederek kendi yazıcınız için en doğru baskı sıcaklığını bulmaktır. Bunu da belirteyim. Şimdi ben bir ısı kulesi bastım. Her yeni filament markasıyla beraber bu ısı kulesini basmanızı ben size tavsiye ediyorum. Bu nasıl bir şey? Şimdi en alt kademede gördüğünüz gibi bir basamaklı yapısı var bu modelin. Her 5 milimetrede bir ısıyı düşürerek en alt kademede en yüksek ısıdan başlıyor tabii ki. Her 5 milimetrede bir ısıyı 5 derece düşürerek 240 dereceden 130 dereceye kadar bir skalada baskı yapıyor ve en iyi hangi derece, hangi sıcaklık aralığında baskı yaptıysanız size bunu görme imkanı veriyor bu baskı. Benim bu filamentle edindiğim tecrübeye göre
205 derece en iyi baskı yüzeyini verdi benim için sıcaklık olarak. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Bunun görseli vesaire de şimdi videoda sizin karşınızda olacaktır. Öte yandan periyodik aralıklarla sizin extruder kalibrasyon ayarını da yapmanız, yenilemeniz gerekiyor. Bunları yapmazsanız eğer çıktınız planladığınızın daha altında kalınlıklarda ya da daha üstünde kalınlıklarda çıkabilir. Bana yapılan yorumlarda bunu yapıp yapmadığım soruluyordu. Ben de tabii bu zamana kadar göstermiyordum. Fakat bunu da bir şu şekilde basit bir küp vasıtasıyla yapıyorsunuz. Bunun duvar kalınlığının iki katmanlı bir duvarı var bunun. Yani 0,4 mm çarpı 2, 0,8 mm olması lazım ki planladığınız, dilimleyicinizde planladığınız çıktı ile yazıcının size verdiği çıktıyı bir kıyas imkanı sağlıyor bu size. Yani bunun duvarları 0,8 mm olmadan siz doğru çıktı almış olmuyorsunuz. Bunu da hemen ölçelim ki sizin içinizde rahat olsun. Evet, gördüğünüz gibi 0,81 mm yani olması gerektiği gibi extruder kalibrasyonumuz da aslında tam. Değinmediğimiz fiyat bilgisi kaldı. Bu ürünün fiyatı 99 lira. Buna kargo ve KDV dahil. 99 lira 1 kilogram RoboBlock markasına ait filament, PLA filamenti alabiliyorsunuz. Şimdi dilerseniz mukavemet testimize bir geçelim. Sonra üzerinden bu marka ile ne çıktı aldıysam onları size göstereyim, üzerine konuşalım. Ve kısaca inceleme videomuzu bitirmiş olalım. Evet, RoboBlock firmasının PLA ürününün yatay baskısının testini yapıyorum şu an. Evet, RoboBlock filament bu sefer dikey baskısını testi. Evet, sizlerin de gördüğü gibi RoboBlock firmasının PLA ürünü yatay baskıda 171.20 kg, dikey yönlü baskıda ise 76.25 kg çekerek listemizde önemli bir yer edinmiş oldu. Bence bu sonuçlar tatmin edici fiyatla kıyasladığımız zaman. Tercih edilebilir bir yerli firmamız olduğunu ben düşünüyorum. Peki bu 2 kilogram filament ile ben ne çıktılar aldım, neler yaptım, onlardan bahsedeyim biraz. Öncelikle şu hançer modelini bastım ve bunun üzerinde çeşitli boyama denemeleri yaptım. Biraz nasıl daha gerçekçi kılabilirim diye düşünüyorum bu aralar çıktıları. Bunun üzerine bir macun uygulaması yaptım. Yüzeyi, satıhı düzledim. Zımpara yaptım, boya yaptım, daha sonra üzerine eskitme uygulamaya çalıştım. Sonuç olarak görenlerin uzaktan kanabileceğini düşündüğüm, çünkü abim kandı buna,
bu bıçağı ne zaman yaptın dedi. Bir model oldu. Görüntüsü şu şekilde. Ama daha üzerine çalışmak lazım. Boya işinde biraz daha tecrübe kazanmak lazım diye düşünüyorum. Ama bu da zamanla olacak bir şey. Yani çoğunlukla deneme yanılma ile istediğiniz sonucu elde edebiliyorsunuz bu konularda. Bunun dışında bir diğer çıktım. Biliyorsunuz daha önceleri bir ortaçağ kasabası maketi yapmak istiyorum yönünde ifadelerim olmuştu. Bu yönde çalışmalara devam ediyorum. Bir çıktı denemem oldu fakat bunun devamını getirmedim. Bu beyaz filamentle bastım bunu. Bu terk edilmiş bir şato. 4 katlı bir şato olacaktı. Fakat önceki baskılarımdan ölçeği biraz daha küçük. Yani yan yana durduğunda gözünüze kötü görünecekti büyük ihtimal. O yüzden birinci katını bastıktan sonra bunu devam ettirmekten vazgeçtim. Bir de bunun dördüncü katı yani çatı katının model olarak basılabilirlik açısından büyük sorunları vardı. Çok fazla destek gerektiren bir model. Düşünmeden tasarlanmış bir model bence bu. O açıdan daha birinci kattan vazgeçtim ve bunun yerine her zaman tasarımlarını, modellemelerini beğendiğim Code 2 isimli tasarımcının bir modelini indirip basmayı tercih ettim. Biliyorsunuz yine aynı tasarımcının bir modelini daha çıktısını almıştık daha evvel. Bu adam çok iyi bir modelist bence. Çünkü öyle bir tasarlıyor ki modellerini siz herhangi bir destek kullanmadan bu bina modellerinin çıktısını alabiliyorsunuz. Ben gerçi yine bilemedim ilk katta destek kullandım. Ama siz kullanmayın çünkü onu temizlemesi ayrı bir iş, ayrı bir mesai gerektiriyor. Ben bu modelcinin linkini, Thingiverse linkini sizle paylaşayım. Eğer isterseniz siz de çıktı alın fakat desteksiz almaya dikkat edin. Çok uğraşmamak için. Gördüğünüz gibi bu 3 katlı bir model. Daha evvel bir katlı bir kulübesini çıktısını almıştık. Bunun güzel tarafı binaların içinin de ayrıca modellenmiş olması. İşte ne bileyim merdivenleri, korkulukları, şöminesiyle iç dekorlarının da var olması bence çok güzel. Estetik olarak da çok güzel durduğunu düşünüyorum. Gerçi farklı renklerde olmaları bir kaçak kat çıkılmış havası verdi ama yine de bence tatmin edici bir sonuca eriştik. Ayrıca ben maket yapımına eskiden beri meraklıyım. Şu şekilde elimde şeyler vardı. Büyük kırtasiyelerde satılan insan figürleri. Bunlar ölçekli figürler. Şu an ölçeğini hatırlamıyorum kaça kaç olduğunu. Fakat bu modelle güzel durdu. Herhangi bir ölçek farkı yok gibi sanki aralarında. Bu insan figürlerini de bu evlerin farklı yerlerine yerleştireceğim. Başka ne çıktılar aldık? Saygıdeğer Arnold abimizin Terminator 1 filmindeki halinin çıktısı bu. Bunu Prusa Slicer ile dilimledim. Bu ara denemeler yapıyorum. Onun biliyorsunuz destek olayı değişti. İstediğiniz yerlere siz destek atayabiliyorsunuz. Fakat ben biraz az destek atamışım. Yüz kısmı çok güzel oldu. Fakat şu arkalarda saç kısımlarına bir miktar daha destek vermek gerekiyormuş. Ama şu haliyle bile bence çok güzel. Boyandıktan sonra daha da güzel olacak. Öyle tahmin ediyorum. İki parçalı bir çıktı bu. Şu kafa yerinden çıkıyor. Boyama kolaylığı açısından iyi oluyor böyle. Bu da böyle bir çıktı oldu. Bundan da memnunum. Yine bir diğer çıktı. Size tanıdık geldi mi bilmiyorum. İnsanlara çok tanıdık gelmeyebiliyor. Benim kendi modelim. Bunu ben ZBrush çalışmalarım arasında durur bu. Zamanla vaktim oldukça oynarım, modifiye ederim. Bir şeyleri değiştiririm. Kendime daha benzer bir hal vermeye çalışırım. Fakat yakın çevremden çok büyük benzerlik olduğu yönünde yorumlar almıyorum. Genelde senin bu kadar saçın var mı?
Senin bu kadar kasın var mıydı? Ne bileyim, kaşlar benzememiş, acayip hayvanlara benziyorsan gibi yorumlar alıyorum. Bilmiyorum siz bana benzetebildiniz mi? Bunun detaylarını da paylaşırım. Ama ZBrush ile bir şeyler tasarlamak çok zevkli. Bildiğiniz bir heykeltıraş gibisiniz ve elinizde bir kil parçası varmış gibi ve ona kendiniz kendi ellerinizle manipüle ederek şekil veriyormuşsunuz gibi bir his veriyor o program. O açıdan hem kullanması zevkli hem de ortaya güzel şeyler çıkartabilirsiniz. Çok değişik yaratıklar, canlılar isteseniz de istemeseniz de çıkartabiliyorsunuz. Tavsiye ederim kullanmanızı ZBrush'ı. Bir diğer aldığım çıktı. The Mask filminin biliyorsunuz Jim Carrey'nin canlandırdığı karakterinin bir büstü. Bu da çok güzel tasarlanmış bir büst olmuş. Çok desteğe ihtiyaç duymuyorsunuz. Modellemesi çok iyi. Ve bu tür çıktılar alınca ben mutlu oluyorum. Printer'ıma daha da bir bağlanıyorum. Ben biliyorsunuz bir Ender 3 Pro kullanıcısıyım. Hala stok ayarlarda ve stok donanımla kullanıyorum. Ve böyle çıktılar alabiliyor olmak bu tür çok pahalı sayılmayacak bir printer'dan bu işi daha çok sevmenize sebep oluyor. O açıdan printer'ımdan memnunum yani. Bir Creality ürüne sahip olmanızı sizin de öneririm. En azından başlangıçta. Kendi makinenizi tasarlamayıp bir hazır makine ile başlamanız bence sizin faydanıza, yararınıza olur diye düşünüyorum. Şu an için unuttuğum bir şey var mı? Galiba yok. Evet, bu Roboblock firmasının PLA ürününün incelemesiydi. Genel olarak ben memnun kaldım. Tercih edilebilir bence. Paketlemesi olsun, İletişim konusunda da iyi olduklarını düşünüyorum. En azından benimle iyilerdi yani. Başarılarının devamını diliyorum. Her türlü eleştiriye de açıklar. Kullanıcı dostu bir firma olacaklarını düşünüyorum. Aslında bu Roboblock firması bu arada merkezleri Perpa'daymış. Asıl işleri 3D printer satmak bu arada. Sattıkları her 3D printer'dan bir numune çalışır vaziyette mağazalarında bulunuyormuş. Dolayısıyla 3D printer almadan önce görmek istiyorsanız, nasıl çalıştığını, baskı kalitesini görmek istiyorsanız onların mağazasına gidebilir. Tercih edeceğiniz ürünü kendi gözlerinizle görüp tercih edebilirsiniz. Böyle bir artı yönü de var bu firmanın. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Galiba yine uzun bir video oldu her şeye rağmen. Kendinize iyi bakın. Lütfen bana abone olarak destek olmayı unutmayın. Ya da yorum yaparak eleştirmeyi unutmayın. Ya da destek vermeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.